Melek, şu bizim Süheyla'nın kayınpederi vardı, bildin mi? Ha. O evini boşaltacaktı. Osmanlar gidip bir baksınlar bakalım eve. Ha. Ha, orası boşa çıkıyor ha. Ha. İyi söyleyin madem. Vallahi dünden beri fellik fellik kaç gündür geziyorlar ama bütün kiralar uçmuş. Aman inşallah gönüllerine göre bir ev bulurlar be Melek. Vallahi Peri artık hiç gönlüne göre değil, kesesine göre bulsunlar, öpsünler, başlarına koysunlar. Islanmış mı abi? Hepsi 45 lira Melek. Sağ olasın Sedat abi. Allah bereket versin. Sağ ol. Hadi hayırlı işler. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz, sağ olasın. Bir de 1500 lira para istiyor cadde. Kim gelmiş ki? Bu şey ya, Hulusi amcanın araba bizim. Ha, onun şey, şoförü. Hoş geldin birader. Hoş bulduk. Mümtaz Bey sizi bekliyor. Aa, burada mı? İçeride mi kendisi? Yok efendim. Sizi alıp gelmemi söyledi. Allah Allah. Niye ki ya? Bilmiyorum ama ikinizi bekliyor. Ne yapalım o zaman, gidelim. Peki. Buyurun. Osman, neresi burası? Hulusi babaya bak sen, kendine çapkınlık evi tutmuş ha. İnce iş yani. Osman olur mu öyle şey? Öyle olsa adam beni mi çağırır? Yok, doğru. Aklım fikrin şeytanlıkta. Çalıyorum. Duydunuz zilin sesini. Hulusi baba! Ha, buyurun, geçin çocuklar, hoş geldiniz. Çıkarma, çıkarma. Gerçi orasına yaren karar verir ama. Amerikan filmlerindeki gibi tıpkı. Oo, evin içinde ayakkabıyla. Burası neresi Hulusi baba? Gerçi benim bir tahminim var ama. Burası sizin eviniz Osman. Nasıl yani? Ev aramıyor muydunuz oğlum? İşte yeni eviniz. Bizim. Evet, sizin. Beğendin mi yani? Yani Hulusi amca burası çok güzel. Vallahi cillop gibi ev ama yani biz buranın altından kalkamayız ki. Orasını düşünme sen Osman. Güle güle oturun. Al şu anahtarları. Ya senin kanatların nerede be Hulusi baba? Ha? Ya ben şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ki sana yani. Vallahi ne söylesem az yani, bilemiyorum. Ya çok teşekkür ederiz Hulusi amca, çok sağ ol. Vay be. İşte bu yeter benim için. Allah senden razı olsun Hulusi babam ya. Sağ ol Osman. Güle güle oturun inşallah. Bu da düğün masrafları için. Ha, yok yok. Ha yok. Olur mu öyle şey? Lütfen. Yani sen daha ne yapacaksın zaten Hulusi baba yani? Osman evladım al. Yok ben hayatta alamam. Kusura bakma yani. Osman uzatma. Al diyorsam al. Beni üzmek istemezsin değil mi? Kızım bir şey söyle şu kocana. Gerçekten meleksiniz Hulusi amca. Çok sağ olun. Canım, ben sana hep demiyor mu? Böyle cırt diye gelir, zırt diye çözer bir mevzu oldu mu işte. Tam aynen öyle bir adam ya. Vallahi Hulusi baba, sayende ilk kez offside'a düşmedik yani şu hayatta. Ben ne yapayım şimdi bunları acaba, bankaya falan mı yatırsam ya? Tabii, nasıl istersen öyle yap. O zaman ben bunları bankaya yatırayım. Bankaya yatırayım. Bu sayede şu gariban Osman bir ilki daha yaşadı. Yani ilk kez bir banka hesabım olacak sayende yani. Merhabalar. Merhaba. Önceden açılmış bir hesabınız var mı efendim? Yok. Dur. Hatta bu benim yani bir bankaya ilk kez gelişim yani. Ama paralar benim yani bizzat kendimin oluyor. O zaman yeni hesap açacağız. Kimliğiniz lütfen. Alayım mı? Neyi? Paraları. Yalnız onlara iyi bakın, tamam mı? Onlar benim kıymetlilerim yani, çocuklarım sayılır. Şansa tüküreyim. Buranın müdürü kim? Buranın müdürü kim lan? Şey, benim. Şimdi söyle. Kasadaki paraları çantaya doldurup bana getirsinler. Çabuk! Mustafa Bey! Mustafa Bey lütfen ne hareketini yapın. Yalnız bir dakika oğlum, hamile kadına öyle hareket yapmak oluyor mu lan? Çeneni! Verirsen ağzını kırarım senin! Elinde silahla artistlik yapmak kolay. Sıkıysa bırakıp gelsene silah. Tamam lan, sen istedin. Oh! Oh, Türkçe konuşuyoruz ya. Silah bırak da dedim, gel. Tamam. Komik misin lan sen? He? Komik misin? Dağıtayım mı lan beynini? Dağıtayım mı?